Herkese merhabalar. Bu dersimizde constructor metodundan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Constructor metot, yapıcı metot manasına geliyor. Yani yapıcıdan kastımız şu, biz nasıl ki önceki derslerimizde bir insan objesi oluşturuyorduk. İşte bu constructor sayesinde insan objesi oluştuğu anda devreye giren bir metot var. İşte buna biz constructor metot diyoruz. Hemen lafı fazla uzatmadan hemen yine insan üzerinden bu örneğimi vereceğim. Şöyle geliyorum. Yine insanın şöyle ismi olsun ve yaşı olsun. Geliyorum arkadaşlar buraya. Hemen bir tane constructor metodu yaratıyorum. Constructor metodum benim public olması gerekiyor. Ve sonuçta dışarıdan erişime açık olması lazım. O yüzden public olması gerekiyor. Yani şu main metodu içerisinden ben bu Constructor'a ulaşacağım çünkü. Ve bizim klasımızın ismiyle aynı olması gerekiyor ki biz ona Constructor metot diyebilelim. Şimdi bakın burada ben ne yaptım? Bir tane Constructor metot oluşturdum. Yani yapıcı metot oluşturdum. Ve şöyle console.writeLine ile diyorum ki şöyle yeni bir obje yaratıldı. Çıktısını vereceğim mesela. Geldim main'ime. Bir tane insan objesi yaratacağım. Ve bu insan objesi şöyle iyi bir isminde çağrılsın istiyorum. Bakın sadece insan objesini oluşturdum. Başka hiçbir şey yapmadım. Şöyle konsolun kapanması için de console.readline'ı koyalım ki konsolumuz kapanmasın. Start'a bastığımda bakın ben hiçbir şey yapmadım. Normalde sadece construction'ın içerisinde bunu yazdım. Bir objem benim oluştu ve bu objem yeni bir obje yaratıldı. Çıktısını karşımda buldum yani bu çıktıyı. Bunun sebebi bir obje yaratıldığı anda yani oluşturulduğu anda otomatikman bu constructor metot çalışıyor arkadaşlar. Zaten mantık şu şekilde nasıl ki insan parantez falan açtınız ya sanki o metot çağrılıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani obje yaratıldığı anda o metot çağrılıyor. Bitti. Şimdi gelelim bunun avantajlarına. Örneğin siz bu insanın ismini başlangıçta oluşturmak istiyorsunuz. Yani siz bu insanın ismini biliyorsunuz, tamam mı? Geleceksiniz, obje oluşturulurken o ismi alabilirsiniz. Bakın avantajlarından bir tanesi bu. Ne yapacaksınız? Bu objenin ismine almış olduğunuz bu ismi eşitliyorsunuz. Gelelim şuraya. İnsan, iyi ki dedim. Eşittir diyorum. New insan diyorum. Ve ismini burada veriyorum arkadaşlar. Bakın. İsmini construction metodunun içerisinde veriyorum. Yani tek tek bilgilerine uğraşmaya gerek kalmadan otomatikman construction'a yolluyorum bu parametreyi, isim parametresini ve zaten benim objemin ismine parametre olarak yollamış olduğum o ismi eşitlemiş oluyor. Güzel. Şimdi şöyle gelip bu objenin bir de bilgilerini bastıralım. Bunun için tabii ki bir metot oluşturmamız lazım. Şöyle public void bilgileri göster metodunu oluşturdum. Daha doğrusu bu bir insan klası olduğu için bilgileri söyle diye bir metot oluşturuyorum. Bunun içerisinde şöyle console.writeLine ile şöyle desin adım bu işte yaşım bu desin. Bu da işte isim ve yaş. Tamam. Şimdi bakın start'a basmadan önce şu i2'nin bilgilerini söylesini çağırayım ki adımızı görelim. Start'a bastım. Bakın yeni bir obje yaratıldı dedi. Adım Fatih Kaan Açıkgöz, yaşım 0 dedi. Farkındaysanız buradaki constructor metot, yani buradaki oluşturmuş olduğum insan iyi bir insanı, buradaki insanın, ben bu constructor'ın içerisini çalıştırdı. Yani buradaki metodu çağırdı. Fakat burada oluşturmuş olduğum insan buradaki metodu çağırdı. Zaten bunu metod overloading'den biliyoruz. Yani aşırı yükleme. Aynı şey bunda da var. Aslında siz burada ne yapıyorsunuz? Constructor'a aşırı yükleme yapıyorsunuz. Yani bir metoda aşırı yükleme yapıyorsunuz. Bir fark yok yani söylemde. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? İki tane constructor oluşturmuş olduk. Gelelim bir constructor daha oluşturalım. Bu constructor'da da hem ismini hem de yaşını verelim. Şöyle int yaş diyorum. Ve bizim this.isim yani objenin ismini almış olduğum parametredeki isme objemin yaşını da almış olduğum bu yaşa eşitliyorum.
ve gelip burada hemen üçüncü insanı oluşturuyorum. Üçüncü insanı oluşturuyorum. Şöyle Fatih olsun bunun ismi sadece. Ve yaşı da 26 olsun. Geliyorum hemen. Bu sefer i3 nokta bilgileri söyleyi çağırayım. Start'a bastım. Bakın adım Fatih Kanun çıkıyor, yaşım 0. Diğer objede adım Fatih, yaşım 26 dedi. Şimdi bakın burada bilgileri söylenin içerisinde siz bunun isterseniz kontrolünü sağlayabilirsiniz. Ama şimdilik o topa girmeye gerek yok. Yani şöyle dersiniz. Eğer bir isim değeri varsa bu objenin, o zaman sadece ismi, yani bir yaş değeri yoksa, o zaman o yaş değerini bastırmamasını sağlayabilirsiniz. Ama şu anda topa girmeye gerek yok. Önemli olan burada construction'ın mantığını anlamanız arkadaşlar. Mesela şöyle iyi bir nokta bilgileri söyle deyince de ekranı zaten biliyorsunuz ki bakın adım boş, yaşım boş. Çünkü hiçbir değer vermedik biz buna. Bunun kontrolünü aslında yapmak lazım. Ama dediğim gibi şu an için gerek yok. Evet. Yani mantık şimdi yapmamak için kendimi zor tutuyorum da o yüzden. Neyse şimdilik kalsın bu böyle. Ya yoksa çok böyle if else gireceğiz şurada. Hiç gerek yok. Yani önemliden burada nesne yönelik programlama mantığına odaklanmanızı sağlamak. Evet anladık burada. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane construction metot oluşturduk. Bu metotlar overloading yaptı. Overloading neydi? Metot isimlerinin aynı olması, parametrelerin farklı olması ki zaten burada biz bununla karşı karşıyayız. Burada parametre yok. Burada bir tane parametre var ve burada iki tane parametre var. Bizim özelliklerimiz de private olmasına rağmen, yani dışarıdan erişime kapalı olmasına rağmen buradaki metot sayesinde de biz dışarıdan o bilgilere ulaşabiliyoruz ve böylece encapsulation'da yapmış oluyoruz aslında bir nevi. Evet. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.